Şimdi e, skriptlerimiz, e, şimdi bunlar zaten hazır olarak projenin içerisinde veriliyor ama yine de tabii ki e, ne anlamı ifade ettikleri ve nasıl çalıştıkları doğal olarak son derece önemli ve bütün oyunumuzun yönetimini zaten bu skriptler yapıyor. O sebeple ben şimdi tek tek e, scriptlerimizin ne ifade ettiğini, nasıl çalıştığını zaten komentler olarak da yazdım ama e, tabii ki yine de e, anlatmak istiyorum. Şimdi e, daha önce C# -Sharp giriş bölümünde ve game object'ten bahsederken konuştuğumuz bir şey vardı. Demiştik ki şu using'ler belirli kütüphaneleri kullanmamızı sağlıyor. Okay. E, bu kütüphanelerden bir tanesi de tabii ki Valve yani Steam'in e, üreticisi olan şirket doğal olarak da HTC Vive'ı destekleyen şirket e, ee, Valve.vr yani Steam VR desteklemek istediğimizde Steam VR ile ilgili işlemler yapmak istediğimizde biz using Valve.vr diyoruz. Oculus söz, konusu olduğunda mesela using Oculus diyeceğiz. Ee, benzer işleri yapmak için. Şimdi gelelim e, biz burada ne yaptık? Bizim burada e, toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane scriptimiz var. 4 tanesi en önemlileri. 5'incisi sadece el kontrolörüyle alakalı bir şey düzenlemek için. Dört tane oyunumuzu yöneten ana skriptimiz var. Bunların bir tanesi oyuncu skripti, biri mermi skripti, bir tanesi düşman skripti, bir tanesi de oyun yöneticisi. Bu object oriented programlamanın aslında neredeyse tam tarifi gibi bir şeydir. Bir yönetici, bir manager ve objelerin kendilerini güncelleyip kendilerini kontrol ederek manager'a güncellemeleri, manager'a bilgi vermeleri veya manager'dan bilgi istemeleri. Tabii ki çok temel bir e, özellik durumundan bahsediyoruz. Bunun çok gelişmiş kullanımları da mevcut elbette. Şimdi gelelim oyuncu scripti ile başlayalım. Neler yapıyoruz? Şimdi biz public class oyuncu diyerek zaten daha önce bahsettiğimiz gibi dışarıdan ulaşılabilen bir sınıf yazdık. Bu sınıfa oyuncu ismini verdik. Game object'lerle ve sahneyle iletişim olacağı için de mono behavior'a bağladık. Okay. Devam edelim. Şimdi zaten bu summary diye yazan, şimdi daha önce şeyi söylemiştim, iki slash ile başladığımız satırlar yorum yani önemsenmeyen satır demektir. Üç slash köşeli parantez, köşeli ile üçgen parantez diyorlar galiba, üçgen parantez summary, üçgen kapalı ve altında üçgen parantez tek slash summary, üçgen kapalı olanın, alanın arası özetlemektir yine yorum olarak kabul edilir fakat bu biraz daha gelişmiş bir şeydir. Can değişkeninin üzerinde durduğumda beklediğimde bu çoğu programda geçerlidir Visual Studio Code'da da Visual Studio'nun kendisinde de başka editörlerde de ne diyor bu bir field'tır diyor bu bir değişkendir diyor integer'dir diyor oyuncu sınıfına bağlıdır oyuncu nokta can olarak ulaşılabilir diyor ve Oyuncunun bakın yazmış olduğum özet orada görünüyor oyuncunun can değerini belirler bu değer sıfıra düştüğünde oyun bitecek ve ana menüye dönülecektir. E, bu summarylerin içerisine yazdığım her şey üzerine gelindiğinde sağlıklı bir şekilde görülür. Şimdi e, sırayla şöyle bir gidelim e, public integer can oyuncunun canını belirler çok net olarak. Yani e, oyuncumuzun işte 500 gücü vardır. Her mermi 50 güç götürüyordur. 10 mermi de canını kaybedecektir, baştan başlayacaktır. Örneğin savunma. Şimdi burada da şöyle bir şey izledik. Tabii çok basit bir hesapla yola çıktık. Aslında daha kompleks algoritmalar da kurulabilir elbette. Ama gelen mermi'nin mesela diyorum gelen mermi 50 güç götürüyordur. Savunmamız 8'dir. Savunma değerini mermiden çıkartıp 42 güç götürürüz. Örneğin. Bunun için bir integer değer, integer int dediğimizde hatırlayın değişkenlerden bahsetmiştik, sayı değeri alan bir değer, ondalık sayı alan bir değer. Sonra durum diye bir string değişken var. Gördüğünüz üzere gri renkte işaretlenmiş değerlerine göre, çünkü durum değişkenini kullanmadık, bir ihtiyaç duymadık onu kullanmaya. Fakat durum değişkeni genellikle ihtiyaç olan bir değişkendir. O sebeple buraya yazdık. Yani herhangi bir amaç için kullanılabilir. İşte normal, ölü, baştan başlamış ya da ne bileyim AFK away from keyboard yani bilgisayarının başından kalkmış falan gibi birçok hedefi belirtmek üzere bir objenin durumunu ifade eden bir değişkendir. Çok şey için kullanılabilir. Ee, gelelim aşağıdakilere. Ee, şu ana kadar sayı ve text yani yazı değişkeni kullandık. Şimdi game object olan bir değişken kullanıyoruz. Ee, audio source olan bir değişken kullanıyoruz ve audio clip olan bir değişken kullanıyoruz. Bunlar nedir? Bu değişkenler tam olarak neye yarayacaktır? Tabii ki çok rahat tahmin edilebileceği üzere e, mermi değişkeni aslında mermi objemiz olacaktır. Yani herhangi bir mermi ile bir işlem yapmak istediğimizde işte mermi oyuncuya çarptığı, kalkana çarptığı her neyse böyle bir şey gerçekleştiğinde mermi ile alakalı işlemleri yapabilmek için mermi objesine ihtiyacımız var. Bundan ötürü de bir game object değişkeni belirledik. Bu game object değişkenine ulaşıp mermi ile alakalı belirli işlemleri yapacağız. Aynı durum audio source ve audio clip için geçerli. Bunlar bu audio source ve e, audio clip aslında bizim mermi atma e, sesimiz e, sesimizi yönetecek olanlar. Audio source e, ses çalabilen bir kaynak bileşeni, audio clip de sesin kendisi. Devam ediyorum. <laughs> Ha, e, mermi için yazdığım notu okuyayım. Mermi olarak kullanılacak olan objeyi barındırmaktadır. Ateş etme fonksiyonunda bu, obje, bu objenin bir kopyası çıkarılarak ileriye yönlendirilecektir. Yani ben ateş ettiğimde bastığımda butona bu mermi objesinin bir kopyasını çıkaracağım, bir klonunu çıkaracağım ve karşıya göndereceğim. Yani ateş edeceğim. Ee, yine Game object olarak sağ kontrolör ve sol kontrolör. yani şu arkadaşlardan bahsediyoruz işte sağ kontrolör, sol kontrolör. Ee, bunları belirlemişim. Elbette bu arkadaşların yaptığı işlemleri kontrol etmek için yine ihtiyacımız var. Özellikle kalkan ve mermi objelerinin çıkış noktaları için mesela ihtiyacımız olacaktır bunlara yani sahnede ateş ettiğimde buradan çıkmasını istediğim için merminin, bu objenin pozisyonu ve rotasyonuna ihtiyacım var ya da başka bilgilerine ihtiyacım var. Bundan ötürü de bu objeye ulaşmam gerekiyor. Bunun game objectine ulaşmam gerekiyor. Ulaştığım game objectten de işte transform ya da başka bileşenlerden başka bilgiler alabiliyorum. Transform'un üzerindeki işte pozisyon değişkenini alıyorum mesela vektör 3 halinde. Yani vektör 3 değişkeni de 3 tane float'tan oluşan bir değişken x, y, z olmak üzere 3 float'un birleşimiyle oluşan vektör diye bir değişken. Ona ulaşacağım. İşte diyeceğim ki efendim sağ kontrolör nokta transform transform bileşeni nokta position pozisyon bölümü nokta x pozisyonunun x değerini alacağım vesaire. Devam ediyorum. Mermi body mermiden ayrı bir şey. Rigid body olarak bir değişken veriyoruz burada. Rigid body'nin ne olduğundan bahsedeyim. Fizik söz konusu olduğunda yani yer çekimi uygulansın, fırlatma gücü uygulansın, takla gücü uygulansın, tork özelliğimiz olsun. işte e, drag olsun, sürtünme, havada sürtünme, dönerek sürtünme, işte hızı engelleyen bir sürtünme vesaire bunlar olsun. Yer çekiminin e, sertliğini ayarlayayım falan gibi özelliklerin hepsini dahil etmek istediğimizde rigid body kullanıyoruz. Daha gelişmiş e, çalışanlar için bir not. Unity'nin rigid body'si, Unity'nin fizik sistemi deterministik değildir. Bu şu anlama gelir. Ee, Unity'de siz bir objeye e, işte atıyorum X yönünde, şey Z yönünde 10 birim güç uyguladığınızda her daim aynı sonucu verecektir, aynı yere gidecektir diye bir şey yok. Her daim farklı bir sonuç verecektir. Çok minicik farklar da olsa yani gözle görülmesi neredeyse imkansız kabul edilebilecek ama Neticede farklılıklara sebep olacak, e, sorunlara sebep olacak bir farklılık olacağı için e, bu önemli bir veridir bilginiz olsun. Unity'nin kendi fizik sistemi deterministik değildir. Devam ediyorum. E, zaten fizik gücü bu bileşeni uygulanacaktır diyor. Yani merminin üzerinde bulunan rigid body bileşeniyle biz mermiyi yollayacağız. Fiziksel hesaplarını yaptıracağız. Aslında olay bu. Efendim ateş edebilir. Kalkan açık gibi iki tane boolean değişkenimiz var. Booleanları hatırlarsınız, ya doğru ya yanlış olabilir demiştik. Biz de onlara göre karar vereceğiz demiştik. Örneğin ateş edebilir değişkeni. Zaten şurada da bahsedildiği üzere oyuncunun ateş etme hızını limitlemek için kullanılmıştır. Yani ben şimdi kontrolör elimde. Ben istediğim kadar böyle pat 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 pat, pat basabilirim. Ama biz oyunun akışı gereği her seferinde ateş edebilmesini istemiyoruz. Belirli bir aralıkta ateş edebilmesini istiyoruz. Ben bassam da böyle periyodik olarak ateş edebilmesini istiyoruz. Bundan ötürü böyle bir değişken kullanıyoruz. Mesela bir ateş ettiğinde bu değişken true olacak. İşte kapanacak hemen, false olacak. Bir dahaki ateş edebilene kadar e, onu true yapmayacağız. Böylece ateş etmeyi engellemiş olacağız. Aynı şey kalkan açık durumu için geçerli. Buradaki notta küçük bir yanlışlık var, aldırmayın rica ederim. Kalkanla alakalı bir kopyalama yapmışım, e, değiştirmeyi unutmuşum. E, hem object pool ve e, vurulacak, e, pardon vurulunca aktifleştir objeleri. Şimdi object pool ayrı bir durum. E, nasıl diyelim? Şöyle diyelim. Şimdi normal şartlarda biz bir mermi attığımızda şu arkadaşlar dedik ya mermiyi kopyalayacağız şimdi bu işlemi yaparken mermiyi tekrar yaratıp sahneye boş ekleyip o mermiyi gönderip tekrar yok etmeye çalıştığımızda Unity'ye bir yük bindirmiş oluyoruz özellikle GC adı verilen Garbage Collection adı verilen bir yük bindirmiş oluyoruz bunu aslında bu kadar sık yapmak istemeyiz. Bunun yerine object pooling denen çok daha mantıklı bir işlem uyguluyoruz. Nedir bu? Şöyledir. Başlangıçta biz 20 tane mermi oluşturuyoruz. Daha oyun play'e bastığında 20 tane mermi oluşturup kapatıyoruz. Diyoruz ki siz görünmeyin. 20 tane mermi oluşturuyoruz. Bu mermileri her ateş ettiğinde birini aktif edip öne koyup doğru pozisyona koyup atıyoruz. Attıktan sonra kapatıp geri çekiyoruz. Yani böylece aslında sanki yeni mermi kopyalıyormuşuz gibi görünüp ama aslında hep aynı mermileri kullanıyoruz. Sadece resetleyip başa alıp tekrar atıyoruz. Resetleyip başa. Tabii ki aynı anda birden fazla mermi görünebileceği için önceden 20 tanesini yaratıyoruz ki 20 tane alanımız olsun, açığımız olsun. Biri attı, iki attı, üçü attı, dördü, beşi, altı attı. 20.ye geldiği zaman birinciyi geri çekip resetleyip tekrar atıyor. Tekrar ikinciyi resetleyip tekrar atıyor vesaire. Object Pooling bu. Kullandığımız değişken ise List diye bir değişken. List şöyle bir değişken içinde değişkenler tutabilen bir liste. Yani biz bir tane sayısal veri değil de 100 tane sayısal veri tutmak istediğimizde List kullanabiliyoruz. List üçgen parantez int üçgen parantezi kapat deyip integer bir liste oluşturabiliyoruz. Ve tabii ki her değişkeni kabul edebildiği gibi game object değişkenini de kabul ediyor. Hatta isterseniz listeler listesi gibi böyle iç içe listeler falan da yapabiliyorsunuz. list game object object pool dedik. list'in sadece özel bir durumu var. Başlangıçta tanımlama yaparken eşittirin karşısına new list game object diye yazmamız gerekiyor. Bunu yazmazsak daha sonra problem yaşıyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Vurulunca aktifleştir dediğimiz konuda buradaki hedefimiz mermi kişiye çarptığında bir şeylerin aktifleşmesini istiyoruz. Bu aktifleşme ne olacak? Bu aktifleşecek objeler neler? Bunu tek tek vurulunca aktifleştir 1, vurulunca aktifleştir 2, vurulunca aktifleştir 3 diye tek tek game object değişkenleri tanımlamak yerine bir liste olarak tanımlıyoruz. O listenin içindeki objelere ulaşıyoruz. Böyle bir mantık. Şimdi devam ediyorum. Bu e, Action Boolean ve Input Sources meselesi de şöyle. Aslında burada da yine yazıldığı gibi kitapta da detayları verildiği gibi. E, action Boolean dediğimiz şey SteamVR'ın bize kendisi sunduğu bir özellik. Yani SteamVR'ın ee, çeşitli fonksiyonları belirlemek için verdiği özellikler var. Şu mesela bir boolean. Çünkü ya tetik basılıdır ya değildir. Veya şuradaki düğme bir boolean. Ya basılıdır ya da değildir. Ya basılıdır ya da değildir. Ee, fakat mesela bunun üzerindeki dokunmatik yapı tek bir düğme değildir. Dolayısıyla boolean olarak atanamaz örneğin. Fakat bize boolean veriler yeterlidir. Yani basılı veya değil verileri yeterlidir. Bu sebeple biz SteamVR Action'ın kütüphanesinden yani SteamVR'ın içerisindeki kütüphaneden SteamVR Action Boolean diyoruz. Yani Boolean Action olarak tanımlanan bir şey. Ne? Tetik. Örneğin. Tetik olarak tanımladığımız bu aksiyona biz çeşitli atamalar yapacağız. Diyeceğiz ki tetik diye belirlediğimiz değişkenin hareketini gördüğünde bir şey yap. Örneğin. Devam ediyorum hızlıca. Şimdi bu gördüğümüz hasar al şeklindeki fonksiyon. Ee, şimdi ne demiştik fonksiyon için? Startta da görmüştük bunu void olarak belirlediğimiz fonksiyonlar bir şey döndürmez demiştik. Buraya mesela int yazdığımızda bu fonksiyonun sonucunda, bu fonksiyonun çalıştırıldığı satıra bir değer döndürmesi beklenir, bir sayı döndürmesi beklenir. Ama void dediğimizde bir şey döndürmesi beklenmez. Sadece içerisindeki kod bloğunu çalıştırır. Nedir? Hasar alma kod bloğu çalıştığı zaman verilen şuraya verilen değer kadar hasar kadar cana hasar ver, canın düşür diyoruz. Tabii ki savunmayı burada devreye koyuyoruz yukarıda belirlemiş olduğumuz savunmayı. Sonra diyoruz ki hasar göstergelerini göster. Altta da eğer can sıfırdan düşükse if bu oluyor. Eğer can <laughs> pardon can sıfır veya sıfırdan düşükse bu durumda oyun yöneticisi isimli skripti bul find object of type yani objeyi bul hangi objeyi oyun yöneticisi objesini oyun yöneticisi objesini bul buldun tamam parantezler nokta o oyun yöneticisi objesinin içindeki oyunu bitir fonksiyonunu çalıştır. Zaten üzerinde durduğumuzda bir summary'si olduğu için Oyunun oyunda olma halinden ana menüde olma haline geçişini sağlar. Şimdi ben bütün scriptleri ve bütün fonksiyonları tek tek böyle ee, okumayacağım. Çünkü zaten üzerlerinde hepsinin açıklamaları yazılı ve kitapta da detayları yazılı. Burada önemli olan nokta bu scriptlerin hepsinin Unity içerisinde önemli görevleri var. Hepsi sırayla oyuncumuzu, düşmanımızı ve mermimizi kontrol ediyor. Şöyle hızlıca bir geçecek olursak, hasar göstergelerini gösterdiğimiz fonksiyon tam olarak adı üzerinde hasar göstergeleriyle alakalı çeşitli aksiyonları yapıyor. Vuruluna, vurulunca aktifleştir listesindeki her bir gösterge için, her bir game object için aslında her bir game object için nerede vurulunca aktifleştir listesinde her bir game object'in Set active true yani aktifliğini Doğru yap Yani özetle Bütün vurulunca aktifleştir objelerini Göster Bir saniye bekle IE numeratör olduğu için IE numeratörlerden bahsettik IE numeratör zamanlı fonksiyonları yapabildiğimiz bir şeydir bekleyebildiğimiz Kodu bloklamayan Zaman verebildiğimiz fonksiyonları yapabildiğimiz Bir fonksiyon türüdür Dolayısıyla Bir saniye bekle wait for seconds, bir saniye bekle. E, beklemeli bütün işlemleri, iye numaratörün içerisinde yapacağımız bu tip beklemeli ve döndürmeli bütün işlemleri yield lafını kullanarak yapıyoruz. Yield return new, for sec new wait for seconds, bir saniye bekle. Vurulunca aktifleştir içindeki tüm game objectleri her bir game object için game objectleri bu sefer deaktif yap. False dedik. Set aktif dedik false dedik. Set aktif fonksiyonunu tetikle dedik. Set aktif fonksiyonu bize dedi ki ne yapayım? Yani burayı boş bırakırsak diyor ki bana boolean bir değer vermen lazım. Biz de false diye bir değer gönderdik. İşte bu mantıkla çalışıyor. Ateş etme demin bahsettiğimiz tetiğe bastığımızda merminin kopyalanması ve gönderilmesini sağlıyor. Object pool listesinin içindeki sıfırıncı mermiye, mermiye yani ilk mermiye ulaşıp bu mermiyi e, kopyalayıp yollama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yollama işlemi tam olarak şurada gerçekleşiyor. Şu Rigid Body dediğim fizik. Fiziğin içerisine Add Force diyoruz. Güç ekle diyoruz. Nereye doğru ekleyeyim diyor. Nasıl bir hızla ekleyeyim diyor. Ve nasıl bir güç uygulayayım diyor. Force Mode aslında direkt itiş ya da akselere olarak itiş. Yani yavaştan hızlıya doğru itiş bir aracın kalkışını düşünebilirsiniz torque dahil ederek Bir, bir iki force modu daha var e, direkt Velocity Change söz konusu yani impuls ve direkt atış Velocity sabit hız değişimi yani doğrudan hızlıya geçiyor Mesela Duran bir halden direkt hızlanma haline geçmek gibi bir şey Bu şekilde devam ediyoruz ses oynatıcı dediği bizim audio source'umuz audio source'un içerisinden de e, klip olarak belirlediğimiz ses olarak belirlediğimiz sesi çal demiş oluyoruz aslında. Bunların söylediğim gibi bütün detayları kitapta zaten yazıyor. Ben hızlı hızlı burada örneklendiriyorum. Yine bir zamanlayıcılı bir e, fonksiyon karşımıza. Ateşi kilitle. Hani demin demiştik ya ateş edebilir'i false ve true yapacağız diye. İşte tam olarak bu fonksiyonla onu gerçekleştiriyoruz. Kilit olarak verilen süre boyunca ateş edilebilir'i false yap. Süre geçtikten sonra true yap. İşte biz bunu bir saniye gibi yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Start. Gördük ne olduğunu. Başlangıçta işte bu hani demin object pooling'den bahsetmiştim ya. 20 tane mermiyi başlangıçta yaratıp sonra kullanmak. İşte o işlem burada gerçekleşiyor. Şu instantiate kom komutu mermilerin kopyalanmasını sağlıyor. Ee, mermiyi kopyaladık. 20 dedik. Yani 20 kere şu içerideki fonksiyonu çalıştır dedik. For bu işe yarıyor, orada da açıkladım. E, mermiyi 20 kere kopyaladık. Aktifliğini kapattık. Pool ismindeki, Object Pool ismindeki listemize ekledik. Add yazan bölümle ekledik. Bütün olayımız bu. Böylece pool'dan yukarıda kullanacağız. On Enable, start'a benzer bir fonksiyon ama biraz daha e, sahne içerisinde kapatılıp açılabilen ve e, tekrar edilebilen bir fonksiyon. Özetle yine bu obje aktifleştiği gibi e, On Enable tetiklenir. Yine aynı şekilde buradan yazdığımız notlar geçerli. On Enable'da şey yapıyoruz sadece bu e, kollara, işte tetik ve kalkana diyoruz ki basıldığında şu fonksiyonu çalıştır. Onu eklemiş oluyoruz aslında. Yine burada görüldüğü üzere bırakıldığında tetik kaldırıldı. Basıldığında tetik basıldı çalışıyor. Yani şurada add on state down listener. Bakın state down listener. Yani basıldığında çalışacak fonksiyon. State up listener da kaldırıldığında çalışacak fonksiyon. Hangi fonksiyon? Tetik basıldı, tetik kaldırıldı. Hangi kontrolör için bunu kontrol edeceğim? Yukarıda belirlediğim hangi kontrolör isimli değişken için bunu belirleyeceğim. Devam ediyorum. Bu her bir kaldırıldı ve indirildi fonksiyonlarında çeşitli fonksiyonlar tetikliyoruz. Başka fonksiyonlar. Zaten yukarıda bakmış olduğumuz ateş et fonksiyonunu tetikliyoruz. Bırakıldığında zaten bir şey yapmamıza gerek yok. Sadece konsola bir yazı yazdırdık. Aynı durum kalkanda. Kalkan basıldığında kalkanı aktifleştiriyoruz. Kalkan bırakıldığında da aktifliğini kapatıyoruz. Mantığımız bu şekilde çalışıyor. On Disable'da da yani bu script kapatıldığında da ...buraya atamış olduğunuz bütün ayarları kaldırıyoruz. Olayımız bu. Evet, oyuncu skripti bu şekilde. Düşman skriptinde ise şöyle... ...yine benzer özellikler mevcut. Düşmanımızın canı var, mermi ile alakalı fonksiyonlarımız var... ...düşmanın ateş edeceği noktası var ve düşmanın ateş edilebilirlik durumu var. Aslında oyuncu skripti çok benzer özellikler gösterir fakat birazcık daha az özelliğe ihtiyacı vardır. Çünkü şu yoktur ve e, düşmanı oynat ve düşmanı öldür diye iki ayrı fonksiyonu mevcuttur. Çünkü bu bir AI gibi çalışması gerektiği için çok temel bir AI gibi çalışması gerektiği için kendi kendine bütün işini yapabiliyor olması gereklidir. Bu sebeple biz e, her mermi attığımızda ya da her e, mermi yediğimizde değil de Düşmanın sürekli olarak canını kontrol ederek. Hani şey demiştik ya update içerisinde yaptığımız her şey her karede kontrol edilir. İşte burada da late update içerisinde yaptığımız her şey e, yine aynı şekilde her karede kontrol edilir. Fakat birazcık daha serbesttir bu. Bazı kareleri hesaplamakta zorlandığında o kareleri geçebilir ya da bir sonraki karede hesaplayabilir. E, bu sebeple gecikmeye sebep olmaz. E, FPS düşüşüne sebep olmaz. ...genellikle late update kullanmaya e, özen gösterebiliriz. Late update'in içerisinde can sıfırdan düşükse ve durumu normal ise ...durumunu ölü yap, düşmanı öldür. Bu kadar basit. Başladığında da yani bu script... E, şimdi ...düşman script'i her bir düşman kopyalandığında çalışacak bir şey. Dolayısıyla düşman kopyalandığı gibi düşmanı oynat e, fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Düşmanı oynat fonksiyonu da düşmanın pozisyonunun bir yerden bir yere gelmesini sağlayan fonksiyon. Bunu da yine bir iye numaratör olarak kullanıyoruz. Ee, bu şekilde iye numaratörün içerisinde biz diyoruz ki işte bir zaman belirle orijinal pozisyonu al çıkmadan önceki pozisyonu al çıkmadan önceki pozisyondan orijinal pozisyona getir yani yerin yani zeminden yukarıya pozisyonu getir diyoruz. Bunu yapabilmek için while dediğimiz bir e, bloğu kullanıyoruz. Bunu nasıl kullanıyoruz? Elapsed time diye belirlemiş olduğumuz geçen zaman diye boş olan float'u biz diyoruz ki geçen zaman 0.5'ten küçük olduğu sürece işte vay bu demek elapsed time 0.5'ten küçük olduğu sürece alttaki kodu çalıştır. Ne yapıyoruz? Var olan pozisyonu çıkmadan önceki pozisyondan orijinal pozisyona doğru geçen zamanın iki katı kadar arttırıyoruz. Yani yerden yukarıya belli bir zaman içerisinde çıkıyor ve diyoruz ki geçen zamana da ek olarak gerçekten geçen zamana ekle. Gerçek hayatta geçen zamanı ekle yani oyunun içerisinde geçen zamanı ekle. Ne yapmış oluyoruz böylece? Geçen zaman 0.5'ten küçük olduğu sürece yani aslında yarım saniyeden küçük olduğu sürece geçen zamanı üzerine ekle ve yarım saniye boyunca pozisyonu kaydır demiş oluyoruz. Ve ee, bu şekilde pozisyonu yerden yukarı götürmüş oluyoruz. Bütün olayımız bu. Devamında da ateş etmesi için her yarım saniyede bir yani diyoruz ki while true sonsuza kadar tekrar et demektir. While true yani sonsuza kadar bu true olduğu sürece sonsuza kadar ki zaten hiçbir zaman false olamaz. Dolayısıyla sonsuza kadar Yarım saniye bekle ateş et. Yarım saniye bekle ateş et. Yarım saniye bekle ateş et. Gibi. Aynı şekilde yukarıda da pozisyonu işte bir parça arttır, zamanı ilerlet, başa dön. Pozisyonu arttır, zamanı ilerlet, başa dön. Pozisyonu arttır, zamanı ilerlet, başa dön. Pozisyonu arttır, zamanı ilerlet, başa dön. Benzer durum düşmanı öldür bölümünde var. Bu şekilde düşman skriptimizde çalışır hale gelmiş oluyor. Mermi skriptini de hızlıca gözden geçirecek olursak. Mermide çok basit iki tane fonksiyonumuz var. Başka hiçbir fonksiyonumuz yok. Hatta aslında tek bir fonksiyon içerisinde bunları topluyoruz. On collision enter. Bu notlarda da yazdığım gibi Unity'nin kendi kütüphanesinde bulunan önemli bazı fonksiyonlar var. On collision enter'da iki objenin birinde en az rigid, rigid body bulunan yani fiziksel dünyada gerçekleşen iki objenin birbirine çarpması sonucu takip edebileceğimiz bir fonksiyon. Yani bu script'in atanmış olduğu bir bileşen olarak atanmış olduğu obje başka bir objeye çarptığında herhangi bir sebepten bir çarpışma gerçekleştiğinde on collision enter tetiklenir. Bu fonksiyon çarpışma gerçekleştiğinde çağrılır. Ve çar çarpışmanın gerçekleştiği yani çarptığı objeyi de other diye bir collision olarak buraya verir. Yani biz ben çarpıştım. Hangi objeye çarptım? Other objesine çarptım. Böylece biz burada şunu yapıyoruz. Diyoruz ki ben mermiyim. Çarpacağım. Eğer çarptığım objenin eğer çarptığım objenin tagi oyuncu ise bunları nasıl yaptığımızı kitapta bahsettik. Tagi oyuncu ise Other.gameObject yani çarptığım gameObject'in üzerinde bulunan oyuncu bileşenini al, hasar al fonksiyonunu çalıştır. Bakın çok güzel bir bağ kurduk. Oyuncunun içerisinde, oyuncu scriptinin içerisinde hasar al diye bir fonksiyonumuz var. Buraya integer bir değişken veriyoruz ve oyuncunun gücünü hasar kadar düşürüyoruz. Mermi skripti de çarptığı zaman çarptığı kişi oyuncuysa biliyor ki onun üzerinde oyuncu isimli bir bileşen var. O zaman ben bu bileşeni aldım. Bu bileşenin içerisindeki hasar al fonksiyonunu tetikledim. Hasar al fonksiyonu diyor ki bana bir integer değer vermen lazım. Bana ne kadar hasar vereceğimi söylemen lazım. Bunu da Merminin üzerindeki hasar değeri kadar yani mermi diyor ki ben güçlü bir mermiyim şu kadar güç götürüyorum. Ya da başka bir mermi diyor ki ben çok hızlı giderim ama güçsüz bir mermiyim şu kadar güç götürürüm. O zaman hasar al fonksiyonuna merminin hasarı kadar değer vermiş oluyoruz. Özetle bu. Aynı durum kalkansa bu defa kalkanın üzerindeki yani... Ee, Şimdi kalkan objesine çarptığımız için farklı bir yerden oyuncu bileşenine ulaşmamız gerekiyor. Oyuncu bileşeni kalkanda yok. Ama kalkanın arkasında duran şu objenin üzerinde duran kameranın üzerinde oyuncu bileşeni mevcut. Yani kamera objesinin üzerinde oyuncu bileşeni mevcut. Dolayısıyla biz diyoruz ki kalkan objesinin transformunun üzerindeki ve onun üzerindeki objenin kamera parçasını bul diyoruz. Biz aslında bunu yapmış oluyoruz. Böylece kameranın üzerindeki oyuncu bileşenine tekrar ulaşmış oluyoruz. Mevzumuz bu. Ee, ha, düşmansa eğer bu defa, mermi olarak çarptığım kişi düşmansa, çünkü mermi her iki tarafa da gidebilir. Mermi çarptığı obje düşmansa bu defa düşman bileşenini al. Düşman bileşeninin üzerindeki hasar al objesini çalıştır. Ve çarpma gerçekleşmiş olduğu için mermiyi kaldırmak istediğimizden ötürü bütün bunları gerçekleştirdikten sonra da mermi objesinin aktifliğini yani kendi üzerindeki objenin aktifliğini kapat. Bu şekilde. Böyle bir mantıkla da mermi objemizi çözmüş oluyoruz. Ee, gelelim oyun yöneticimize. Şimdi oyun yöneticimizde de durum şöyle. E, bu oyun yöneticisi, skor, oyunun başlama bitme ve e, genel olarak işte oyunun yönetimini üstlenen bir parça. Bu da şöyle oluyor, e, bir e, script. Bu da şöyle oluyor. Biz özellikle, bakın burada belirli değişkenler e, belirlemişiz demişiz ki oyun durumu, oynanma sayısı, en son skor, en yüksek skor. Yani bir oyun oynadım, 500 puan aldım. Başka bir oyunu oynadım, 1000 puan aldım, sonra bir 500 puan daha aldım. En son skor yine 500 olacaktır. En yüksek skor 1000 olarak kalacaktır. Ee, bir e, game object belirledik. Oyun içi arayüz objesidir bu. yüzümüzü aktifleştirip kapatacağız, aç açacağız, değiştireceğiz. Yani diyeceğiz ki menüde ise, başlangıçta ise menü arayüzünü göster, oyun içi arayüzü kapat. Oyun başladıysa menüyü kapat, oyun içi arayüzü göster diyeceğiz aslında. Düşman karakteri kopyalamak istediğimiz düşman karakteri. Düşman doğma noktaları şu e, gördüğümüz küçük iki e, kare parantez köşeli parantez e, yine bir çeşit listedir fakat bu biraz daha basit bir listedir daha temel bir listedir. E, Unity içerisinden düzenlendiği için bir problem olmayacaktır. Yani bunu yine list üçgen parantez game object üçgen parantez olarak da yazabilirdik. Ben daha farklı bir versiyon listeyi de gösterebilmek için array adı verilen listeyi de gösterebilmek için bu şekilde yazdım. Düşman doğma noktaları yani düşmanların rastgele çıkabileceği noktalar olarak bunları belirledik. Skorun yazısı yani ekranda bulunan UI üzerindeki yazısı ve en yüksek skorun yazısı, yazı objesi ve yine bir liste olarak da şu an düşman bulunan pozisyonlar yani şu anda düşmanın durduğu pozisyonlar. Çünkü aynı pozisyonda birden fazla düşman olmasını istemeyeceğimiz için aynı anda birbirlerinin içine gireceği için Böyle bir şeyi Engellemek adına böyle bir liste oluşturuyoruz e, Bu da gördüğünüz üzere bir integer liste burada önemli bir farktan bahsetmek isterim küçük Şurada bütün değişkenlerin yani daha doğrusu birçok değişkenin statik olarak belirlendiğini görüyoruz bu Şöyle bir şey sağlıyor Normal şartlarda biz Diyoruz ki, game objenin üzerindeki düşman bileşenine ulaş, çünkü o objenin düşman bileşenine ulaşmak istiyoruz biz. Hasar al fonksiyonunu tetikle. Şimdi biz e, oyun yöneticisini belli bir objeye bağlı tutmak istemiyoruz, bu yüzden oyun yöneticisindeki birçok şeye her yerden ulaşabilmek istiyoruz. Bu sebeple şunu yapmak yerine, yani other game object get component e, efendim oyun yöneticisi e, içerisinden işte şeye ulaş, score text'e ulaş mesela. Bunu yapmak istemiyoruz çünkü bu defa bir objeye bağlı olmak zorunda olacağız ve sürekli objeyi bulmak, objeye aramak, objeye ulaşmak zorunda kalacağız. Bunun yerine direkt olarak oyun yöneticisi nokta, bakın oyun durumu, en son score, en yüksek score yazdığımız her şey burada görülüyor. Oyun yöneticisi nokta en son score diye ulaşabilmek istiyoruz. İşte bunu ...public statik değişkenlerle yapabiliyoruz. Statik olduğunda her yerden ulaşılabilir oluyor. Sahnemizi reload ettiğimizde yalnız burada bir, bir küçük nokta var. Sahnemizi yeniden yüklediğimizde statik değişkenler bilgilerini korur. Dolayısıyla sürekli olarak onları kontrol altında tutmamız gerekir. Şimdi oyun yöneticisine geri dönecek olursak... Ee, ...gelelim. Oyunu başlat. Çok basit bir şekilde. En son skoru sıfıra eşitle. Çünkü bu statik bir değer... E, oyun durumunu oyunda haline getir. Çünkü ana menüden çıkacağız. Menü arayüzünü kapat. Oyun içi arayüzü aç. Düşman üretmeye başla. Zaten hepsi çok açık ve net bir şekilde yazıyor. Oyunu bitir bu işlemin tam tersi. En son skor eğer yani benim en yüksek skorum 1000'di. Ben şimdi oynadığım oyunda 1500 puan aldım. En, en son skor en yüksek skordan büyükse en yüksek skoru o zaman en son skora eşitle ki öyle ilerleyelim. Ha bir de en yüksek skorda bir not düşmek istiyorum. Biliyoruz ki oyunlar kapatılıp açıldığında mesela en yüksek skor tutulan bir değer oluyor. Yani yine görüyoruz onu orada. Bunu yapabilmek için Player Prefs adı verilen hafızaya bilgi kaydetme ve hafızadan bilgi okuma e, sınıfını kullanıyoruz. Bu yine Mono Behavior, Unity Engine içerisinde olan bir fonksiyon, bir sınıf. Player Prefs'in get ve set komutlarını kullanarak biz hafızaya bir şeyler yazıp okuyabiliyoruz. En temelinde Player Prefs set dediğimizde bir isim veriyoruz. Diyoruz ki en yüksek skoru işte bir değere eşitle ve en yüksek skoru oku bir değere getir. Aslında çok özetle bunu yapmış oluyoruz. Bu Player Prefs ile belirlediğimiz değişkenler hafızaya yazılıyor ve okunabiliyor, hatırlanabiliyor. Bu önemli burada da yaptığımız şey şu. E static integer bir değişken belirliyoruz. Hatta bunu bir de fonksiyonlaştırıyoruz. Bu bir property haline gelmiş oluyor. Bir özellik haline gelmiş oluyor. Diyoruz ki en yüksek skor integer bir değişkendir ama ben bu integer değişkene ulaşmak istediğimde bana standart bir değişken verisi verme. Bana player prefs'ten get bana player prefs'ten şu e, isimdeki anahtarın integerını getir. Yani hafızadan şu isimdeki anahtarı hatırla. Onu bana döndür. Yani ben en yüksek skor diye ulaştığım her yerde bana doğrudan player prefs get int. Aslında yolumu kısaltmış oluyorum. Yani ben e, en yüksek skora her ulaşmak istediğimde player prefs.get int parantez en yüksek skor yazmak yerine bunu bir değişkene vermiş oluyorum. Aslında bütün özeti bu. Aynı şekilde ben en yüksek skor eşittir 500 yazdığımda sen sadece değişkeni 500'e eşitleme. Sen git player prefs'teki en yüksek skor isimli anahtarın değerini değiştir. Yani hafızaya yaz bunu. Bu mantıkla hafızaya yazılan bir değişken oluşturmuş oluyoruz. Bu yalnız game object falan gibi özel değişkenler için geçerli olmaz. Bu sadece integer, string ve galiba boolean'lar için geçerli. Boolean'dan çok emin değil. Boolean değil de float'lar için geçerli. Integer, string ve float değerleri kaydedebiliyoruz player prefs'le. Eee devam ediyorum. işte şey, oyunu bitir dedik. Hani en yüksek skor eşittir, en son skor dedik ya işte. Burada player prefs'e e yazmış olduk. Hafızaya yazmış olduk. Oyun durumu ana menüde Menü ara Bu, bu defa oyun biteceği için bu defa menü arayüzünü aç, oyun içi arayüzü kapat dedik. Ve e önemli bir nokta var. Scene Manager yani sahne menajeri load scene 0 yani şu anda içinde bulunduğumuz sahneyi baştan yükle demiş oluyoruz. Load scene bir sahne yükleme komutudur. 0 da build settings'te sıralı verdiğimiz hangi sahne olduğudur aslında. 0 Çoğunlukla ilk sahnedir zaten e, biz de ilk sahnede bütün oyunu yönettiğimiz için ilk sahneyi baştan yüklememiz sahnemize restart atma imkanı verecektir. Oyundan çık application.quit. Application yine Unity Engine'in bir sınıfı bu sınıfın altındaki de quit fonksiyonu aplikasyonu kapatma fonksiyonunu verir. Late update e, yine dediğim gibi e, her karede çağrılan bir fonksiyondur. Bizim bunu kullanma amacımız da skorun sürekli güncel durmasını sağlamaktır. Yani karşıya mermiyi tutturduğumuzda 100 skor geleceği için sürekli olarak skoru e, göstermek istiyoruz. Mesela oyunun bitirme fonksiyonunu biz skora bağlı tuttuğumuz için skor yüzden büyükse oyunu bitir diyoruz mesela. Tabi burada şey durumu var işte en yüksek skor olabilmesi için aslında skora bağlamamamız lazım oyunun bitişini ama burada sadece örnek olarak bahsediyoruz. Tabii ki başka amaçlara gidebilir. Düşman üretmeye başla bir iyi numaratör yine içerisinde bir while barındırıyor. Yani oyun durumu oyunda olduğu sürece aşağıdaki satırı çalıştır. Ne yap? Rastgele 3 ile 5 saniye arasında bekle rastgele bir pozisyon al doğma noktalarından yola çıkarak eğer şu an bulunan düşman pozisyonu bu, be, bu aldığın rastgele pozisyonda yoksa düşmanı orada yarat bu kadar basit yaptığımız şey bu e, kod satırlarını tek tek incelediğinizde zaten isimleriyle birlikte neler yapıldığını anlamak pek zor olmayacaktır random range iki tane verilen sayı arasında ister float ister integer rastgele bir sayı verir. Biz zaten düşman çıkışlarını rastgele tutmak istediğimiz için her şeyi random range'e bağladık. Bunun devamında dedik ki işte bu verdiğimiz düşman doğma noktası eğer ki listede yoksa yani orada bir düşman yoksa düşman yaratma işine gir demiş oluyoruz. Düşman yaratma işi de daha önce bahsettiğimiz instantiate komutuyla gerçekleştirdiğimiz bir olay. Diyoruz ki e, yarat neyi yarat düşman karakterini nerede yarat demin belirlemiş olduğumuz rastgele pozisyonda yarat düşman doğma noktaları içerisindeki belirlemiş olduğumuz rastgele pozisyonun transform nokta pozisyonunda yarat. Aynı şekilde e, nasıl bir rotasyonda yarat oradaki rotasyonda yarat ve yaratmış olduğun düşmanı aktifleştir üzerindeki düşman bileşenine ulaş ve pozisyonunu belirle. Bu kadar. Yani tek tek satır satır böyle bir düzenle bütün oyunumuzun yönetimini halletmiş oluyoruz. Tekrar söylüyorum kodlar zaten commented şekilde. Kitabın sonunda da kaynak kodlar mevcut. Aynı şekilde kopyalayarak aynı e, özellikleri, sonuçları elde edebilirsiniz. Kodlarımız hızlı e, açıklamalarıyla bu şekilde. Söylediğim gibi e, zaten bütün detaylı açıklamalar yorumlarda mevcut. Videoyu durdurup yorumlara bakmakta zaten gayet olası bir seçenek. Bu mantıkla işimizi çözebiliyoruz.